Mantar dostları günaydın. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sepetlerimizde, çakılar cebimizde. Biz gireriz ormana. Boletleri bulmaya. Şimdiden özür diliyorum sesimdeki bu kötü ton için. Üzerinize affet, biraz rahatsızlığım var. Bakalım, inşallah mantar buldukça şifa olacaktır. Hadi in, başlayalım mantar bulmaya. Evet, bakın şimdi burada giriş videosunu çekmiştim. Bakın daha bismillah. Bismillah, bismillah. Size ne göstereceğim? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Ya bu minnaklara bakar mısınız ya? Şu kara kafalara bakar mısınız ya? Şu güzellik, şu tatlılık. Oh, şükürler olsun. Bakın daha bismillah. Hatta şöyle yolu da göstereyim. Yol burada, mantar burada. Abi bu mantar işi bizi seviyor. Yani daha bismillah derken buluyorsanız sizin işiniz olur arkadaşlar. İnşallah devamı gelecek. Bakın arkadaşlar, biraz daha ilerledik. Maculatiota procera, yani şemsiye mantarımız burada bizlerle. Güzel bir örnek. Bakın yüzük, oynayan yüzük, pullu şapka ve yılan derisi sap arkadaşlar. Bu özelliklere sahipse biliyorsunuz tüketilebilir diye öngörülüyor. Yani tabi boyu da arkadaşlar 10 santimden kısa olmayacak. Bunu da bu arada belirteyim. Mantar avımız Ramazan Arslan, Ramazan amcamla son sürat devam ediyor. Hemen 100 metre aşağıya geldik. Ve bakın, Ramazan Arslan bu kara kafaları gördü. Nasıl gördü vallahi ben de bilmiyorum. Bunları görmek de mesele. Çok güzel. Hemen güzel bir iki poz alıyoruz. Evet. Şöyle bir çekiyoruz. Hop. Lan sizi ponçikler sizi. Bakın şunu şöyle hafiften arkadaşlar vurarak kopartıyorsunuz. Sonra yaptığınızı hafiften kapatıyorsunuz. Amca. Bak buradaymış ya. Aha, bak 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 bak. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüm diğerlerini toplarken. Bakın şu güzelliği. Taş gibi. Taş taş. Maşallah. Hoppa. Abi siz nesiniz ya? Nesiniz siz ya? Çok tatlısınız ya. Neymiş ponçik? Neymiş ponçik? Evet. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Bakın şu tazelik, körpelik. Kara kafa arkadaşlar. Şu an bulabileceğiniz yerler bu şekilde açık seyreklik meşeklerde bulabilirsiniz. Biz burası nereye bağlıydı ya? Tekirdağ mı, Kırklareli miydi? İstanbul Silivri. İstanbul Silivri taraflarındaymışız. Bak 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 amca, bir tane daha varmış. Vallahi ana ya. Bu ne lan? Dediğin gibi iyi ki basmamışız ha. Arkadaşlar çok güzel yere tezgah. Görünmüyor ki. Bak şunu buldum şurada. Harika ya. Şuralara bakmak lazım. Ya. Evet arkadaşlar, bize birazcık müsaade, bunları hemen toplayıp devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, araya farklı bir tür girdi. Evet. Deli kapmış, telina mıydı bu? Yo, bu neymiş lan? Aa. Biftek mantarı etmem bolete benziyor arkadaşlar. Hadi hep beraber bakalım. Ha. Yok, biftek mantarıymış arkadaşlar. Oh, asidik bir tadı var. Bilginiz olsun. Onu da sepetimize alacağız, denemek istiyorum. Tekrar. Yine güzel bir kara kafayla beraberiz. Adının hakkını veren mantar bana göre. Hem kara kafa hem de taş gibi arkadaşlar. Tamamen birinci sınıf bir mantar. Evet. Biraz daha erken duruyor arkadaşlar. Birkaç gün sonra buraları coşacak. Olsun, biz yine nasibimiz olanı bulmaya devam edelim. Bakın arkadaşlar, buraya iyi bakın. Neden iyi bakacağımızı şimdi göstereceğim. Şöyle şu sağa sola bakayım, bakalım başka görebilir miyim diye. Evet, neden iyi bak çekmişiz? Çünkü burada efsane kara kafalar var.
Kara kafalar, kara 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 kafalar. Kafalar. Oh be, bakın. Beşi bir yerde. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. 5. Bugün videoları biraz daha yavaş çekmeye çalışacağım. Bakın 5 adet kara kafamız. Hop gel bakalım aslan. Şuna bakar mısınız? Sararmaya başlamış bile. Bu genç bir örnek. Güzel bir örnek. Şunu da alalım. Hoppa. Bu da çok güzel. Bu da aslan bu aslan. Gel bakalım kaplan. Sen de. Sen ne olacaksın bakalım sen de. Parol. Gel bakalım şöyle ya. Var ya insan bunları görünce abicim çocuk gibi mutlu oluyor ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tek bir bölgede. Oh oh bir tane daha varmış. Bakın bunu görmemiştim. Gel bakalım. Sen de. O bir dik. Tamamdır. Evet. Bu da son güzelliğimiz. Bakacağız şimdi sağa sola biraz daha inceleyip daha bol bir bölge varmış. Bakalım oraya gideceğiz inşallah. Bakın burada dalların altında. Güzel bir ponçiğimiz bizi beklemiş. Tertemiz. Tertemiz, tertemiz. Kara kafa budur arkadaşlar. Bakın az önce çekmedim ama bir tane de Amanita Sezer buldum. Sezer zaten defalarca anlattım arkadaşlar. Evet bakalım ilerleyelim. Belki birkaç tane daha buluruz. Yeni bir meraya geldik. Bakın şimdi az önce bir imparator buldum. Bu da boletimiz. Boletus Eurus karakafa boletimiz. Kardeşleri bir yan yana koyup çekelim bakalım. Bakın arkadaşlar şu misilana bakar mısınız? Evet bakın bir tane de burada. Da şöyle. Güzel yer, güzel mera, güzel mantarlar. Şimdi bakın küçük çaplı bir ganimet hazine buldum. Gelin hep beraber bakalım. Buradan başlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şuradaki bir. Bakın. Buradaki iki. Buradaki üç. Buradaki dört. Bak bak amca gel bak gel. Bak bak efsanelere bak. He? Bastın mı? Eyvah. Bakın arkadaşlar 5. Bunlara bakar mısınız? Dondurma gibi aynı. Hop hemen küçültüyoruz. Şahane fotoğraf veriyorlar ya. Çok iyi ya. Altı ha gördüm onu küçük. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar. İşte bu. Mantar bu. Bolet bu, kara kafa bu. Hadi bakalım hasat zamanı. Arkadaşlar bunlar mantarsa diğerleri ne? Oh! Şahanesiniz be, şahanesiniz. Şu görsel şöyle bakar mısınız ya? Kömür karası. Evet bakın şimdi buradakilere bakın bir de. İkizler. İkizler burada ikizler. Vallahi şu küçücük yerde bir sepete yakın mantara bulduk diyebilirim. Yarım sepet diyeyim hadi. Bir sepet abartılı olur. Şimdi devam kıyı kıyı buradan gitmeye. Hemen yolun kenarı arkadaşlar. Asfalt burada. Mantarlar da burada. Hadi devam. Evet dostlar. Kara kafa. Gölgelerin yüce adına. Ah gel bakalım aslan. Aslansın aslan. Oh canım benim ya. Çok tatlısın, güzelsin. Kara kafa mı? Adın senin. Burada bir böceğimiz var. Tır kırk ayak sanırım. Vallahi. Neyse böceğimizi silkeliyoruz. Mantarımızı alıyoruz ve devam ediyoruz.
Evet arkadaşlar, karşımızda Boletus eurus, kara kafa boleti arkadaşlar. Çok lezzetli bir tür. Boletlerin içinde en lezzetlisi. Bakın bu şekilde daha farklı bir örnek göstereyim. Altı bu şekilde beyazsa direktman bu şekilde doğrayıp pişirebilirsiniz. Sarı olanların da sünger kısmını ayırıyorsunuz. Şurası sünger kısmı sarı olanlar var. Onlar biraz yaşlı oluyor. Onları ayırıp o şekilde kalan kısmı pişirip yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok efsane bir mantar. Şahane bir mantar. Çok iyi. O kadar bak sizin için video çekiyorum arkadaşlar. Bir abone olmayı çok görmeyin. Hoşçakalın. Yine sarmaşıklar içinde bir güzelliğimiz kök salmış. Güzellik. Taraflanmayı sonuna kadar hak ediyor. Hop. Netleştiriyoruz ve kadrajımıza girdi. Şöyle alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Kara kafa boleti budur. Evet, sepette. Başla. Şu an etrafına bakıyoruz. Böyle tarıyoruz bölgeyi. Şu an gözükmüyor. Tabii gözükmemesi bu anlama gelmiyor. Şimdi birazdan daha da güzelliğini bulacağız arkadaşlar. Buna eminim. Allah'ın izniyle. Bakın arkadaşlar. Burada çok güzel devasa bir kara kafa. Bu da onun teyze oğlu herhalde. Bu da biraz uzak çıkmış. Çok güzel. İşte ses. Hadi bakalım, gel bakalım aslan. İşte durum bu. Her türlü gideri var. Taze. Çok taze bir kara kafa boletimiz. Gel bakalım, bir de seni de alalım buradan. Onu da buraya attık. Bakalım. Aynı aileden daha bulabilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Yorulduk. Dağ açtık, tepe açtık. Oh, bir göstersem size yolları. Yürür mü dersiniz ama işte bu. Bu tutkunun altına yürülüyor. Yürünüyor. Ay, dilim de dönmüyor ya valla. Şöyle alalım. Muhteşem üçlü mantarımızı. Güzel denk gelmeye başladı. Şimdi hiç yürüdüm bile, hiç bulamadım. İşin şey yanı o. Hani iki tane bulsam, üç tane bulsam yine razıydım. Bir kilometre yol yürüdüm, bir tane mantar bulamadım. Ama şimdi dönüş yolunda burada. Az önce 5-6 tane. Şimdi 3 tane, 9 tane mantar buldum. Bakın bu arada mantarımız böyle açıklık alanları seviyor. Mesela burası kesim yapılmış. Hemen yol kenarlarına bakarsanız mantarımızdan bulma ihtimaliniz daha yüksek. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Teşekkürler.